Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile direkt askeri çatışmaya girebiliriz. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ve 40 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Ukrayna'ya silah yardımının Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Newsweek dergisi için bir yazı kaleme alan Antonov, ABD'lilerin dar görüşlülüğü mevcut koşullarda da tezahür ediyor. Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusunu kapılan Amerika Birleşik Devletleri'li elitler, Kiev rejimine silah pompalayarak gerilimin tırmanmasına yönelik bahsi artırıyor. Bunun en büyük nükleer güçler arasında öngörülemeyen sonuçlara gebe bir direkt askeri çatışmaya giden yol olduğu anlaşılmıyor olamaz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı yaptırımlar yardımıyla boğma planlarının da çalışmadığını kaydeden Antonov, düşüncesizce kısıtlama uygulanması, sadece Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki durumu derinleştiriyor. Yani Washington, Rusya karşıtı hararet içinde kendi ayağına sıkmaya hazır, bu çok saçma görünüyor, ifadelerini kullandı. Antonov, Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarının Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatta verilen Donbas sakinlerinin korunmasına ve Ukrayna'nın Nazilerden arındırılmasına, silahsızlandırılmasına ilişkin görevleri yerine getirme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı. ABD'yi Rusya'yı bozguna uğratma sanrılarıyla kendini kandırmayı bırakma çağrısı da yapan Rus elçi, Moskova ile pragmatik ilişkiler geliştirmenin alternatifi bulunmadığının altını çizdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.